Hey dostlar, selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine size faydalı olacak bir şeyle geldim. Niye? Çünkü bana faydalı oluyor. Girişi hiç uzatmayacağım. Direkt videoya geçeceğim. Siz de arada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirimizi açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu halihazırda yaptıracağınız mix mastering beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Bugün sizlere nasıl bir yol izlediğimi anlatacağım. Kendi yeni çıkardığım bir şarkı üzerinden göstereceğim. Şarkıyı dinlerseniz elbette mutlu olurum gidip orada. Konu benim nasıl bir süreç yönettiğim ve hangi plugin'i kullanırsam kullanayım. Yarın bir gün ne konuda fikrim değişirse değişsin, sürecimin aşağı yukarı yeri değişse de mantığı değişmeyecektir. O yüzden size bu mantığı iyice anlatmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi bana faydası oldu. Ben size de faydası olacağına inanıyorum. Hadi videomuza geçelim. Şimdi önce elbette ki tüm süreci anlatayım bir şarkıyı yaparken geçirdiğimiz. Ben bir melodi ya da altyapı yaparım. Bazen tamamen beat'i bitiririm. Değişir. Sonra üstüne bir şeyler okurum. Sonra benden başka birinin perspektifini isterim. Çoğu senaryoda Instagram'da buraya bırakırım. Nur bana yardımcı olur bu konuda. O aranjeyi beat'i eklemelerini yaparak kendince daha da ileriye götürür ve kanallarını alırım. Sonra gider doğru düzgün kaydımı alırım ama çoğu zaman o kaydı almam çünkü ben genelde freestyle şarkı yazıyorum. Hani punch in punch out, kayda bas, bir şey söyle, kayda bas, kağıda yazmak yerine direkt sesli not alır gibi düşünün. Sonra o kaydı öyle kullanmak genelde hoşuma gidiyor çünkü anlık bir duygusu oluyor. Şarkıyı dinlerseniz nakaratında da verse'de bunu zaten net bir şekilde duyarsınız. Ben canım bir şeye sıkılır, bir şey yapmak isterim ve açarım. İçimden geldiği gibi herhangi bir altyapı üzerine, müzik üzerine içimden geldiği şekilde dışarıya ifademi dökerim. Söyleyeceğim şeyleri söylerim. Sonra bu kısımda Century kayıtları vardı. Yayına gelenler biliyordur zaten kim olduğunu. Sonra o da kaydını aldı ve sürece başladık. Şimdi benim için süreç bu şekilde oluyor. Altyapı geldi kanallarıyla, vokaller geldi kanallarıyla, her şeyi DAW'un üstüne koydum. Ve inanılmaz bariz bir hata var mı? Böyle koyup bir dinledim. Bir sıkıntı var mı? Ritimde kayma var mı? Herhangi bir senkron hatası var mı? Yok. Konumuz bu oluyor. İkinci olarak genelde kayda bakıyorum. Kayıt kalitesinde bir problem var mı? Vokallerde değişebilecek bir şey var mı? Etiketleme işini yapıyorum. Hangi vokal, neyin vokali, hangi edlib, neyin edlibi. Onları isimlendiriyorum, derecelendiriyorum. Sonra bütün projeyi baslara ayırıyorum. Kick'te, A-Duet'te vesaireydi ve benim için şarkı mixi hazır. Şu süreçte şarkıyı zaten birkaç kere dinlemiş oluyorum ve kafamda şarkının nereye gideceğiyle alakalı bir fikir aşağı yukarı oluyor. Ne istediğimle alakalı. Tabii zaman sınırları olabiliyor. Başkasına çalışıyorsanız özel istekler olabiliyor. Ama burada bir ufak bir zaman sınırımız dışında çok bir kuralımız da yoktu. O yüzden içimden geldiği bıraktım ve büyük şeylere dokunmadım. Çünkü var olan duyguyu bozmak istemiyorum. Ben de sizin gibi aynı zamanda bir artist olarak şarkıyı ilk kaydettiğim versiyonu çok fazla değiştiği zaman alıştığın şeyden uzağa gittiği için ben de tabii ki biraz rahatsız oluyorum. O yüzden çok fazla değiştirmek istemiyorum. Kendini mixlemenin en gıcık yönlerinden bir tanesi de budur zaten. Objektif olamıyorsunuz durumlara karşı. Kick ve A-Duet varsa low end. En low end'im neyse. Benim için inşaatın zemini gibidir. Kick ve A-Duet'in yan yana artık nasıl olacağı. Şarkının son haline gidip dinleyebilirsiniz. Burada birçok efekt kapalı şekilde anlatacağım. Şöyle bir bakalım. En azından minik bir dinleyelim. Ne yaptığımı anlatmam önemli değil. Önemli olan taş gibi kick ve A-Duet istiyor olmam. Kick ve A-Duet'in spesifik olarak nasıl mixlediğimle alakalı bir video çektim zaten. Burada daha çok bu yolu anlatıyor olacağım ben size. Sonra benim için sırada drumlar geliyor. Drumları şarkının içine levelleriyle yedirdim. Drumları oturttuk cepte. Sonra melodiyi aldım. Melodinin atmosferi melodiyle beat üzerine bir atmosfer yarattım. Genelde burada özellikle geniş seslerde ve özellikle melodinin reverb delay gibi efektlerinde ben genişle sesleri şarkının içinde mantıklı bir yere o gelip gelmediğini anlamak için mono'ya alıyorum. Studio One'da şurada mono'ya tıklayabilirsiniz. Benim ses kartım üzerinde mono tuşu var. Bütün DAW'larda mono için bir tuşu vardır. Olmadı plugin vardır vesaire. Mono'ya alıp mixliyorum. Sonra melodiyle de kendi atmosferi içinde drumları oturtuyorum sesi. Sırada var vokaller. Özellikle ben ana vokalden başlarım. Edlibleri, backleri vesaireleri sonra düşünüyor olacağım zaten. Sonra ana vokali de şarkının içinde bir şekilde getiririm. Şu an benim ana vokalim ve delilerim üzerine şöyle kapatırsam. Ana vokalimin üstünde sadece bir tane vocal shaper plugin'i var. Onun haricinde ana vokalimin kendisinde autotune, bir tane saturasyonum var minik. Bir de bir otomasyonum var. Şarkının ilk kısmında göstereceğim bunu. Sesime ufak bir gitar amfisi verdiğim bir yer var. Bakalım. Yok enerjisin için. Yeter mi çabalama hak edebilmemiz için. Esasında yeterince keskin değişim. Başımdan aşkın yine de inişim. Soruyorlar ararım
enerjisi yok işin. Yeter mi çabalamak, hak edebilmemesi için esasında yeter. Mesela şurada okurken böyle elimle ağzımı kapatmışım. Çünkü bu demo bir kaydı yani böyle. Çünkü o duyguyu bir daha verebileceğimi düşünmedim bu kadar iyi bir şekilde. O yüzden onu böyle kullandım. O samimiyeti yakalamak istedim. Tercihen. Onun hata olduğunu fark edip ben bunu istiyor muyum, istemiyor muyum sorusunu sordum ve dedim ki tamam ben buna okeyim. Çünkü daha iyisini yapmayacağım. Daha kötü olacak. Ufacık bir hata, ufacık bir sıkıntı için bütün şarkıyı mahvetmek istemedim. Sonra ana vokali demek istedik. Aynı şekilde. Backleri ve depleri de ana vokal gibi mixleyip belki biraz daha geniş oyunlar yaparak sonra oyun içine kattım. Şöyle bakarsak da bir 8 tane de back vokalim var. Bakalım. Yok enerjisin niçin? Yeter mi çabalama, hak edebilmemesi için? Esasında yeterince keskin değişim. Başımdan aşkın yine de işim. Soruyorlar her enerjisi yok işim. Yeter mi çabalama, hak edebilmemesi için? Esasında yeterince keskin. Cepte. Şimdi şarkının kemiği low end'de hazır. Atmosferi hazır. Vokalin şarkı içindeki yeri tonu hazır. Backler edipler mixledim. Çek 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 checklist gibi gidebilirsiniz. Şimdi benim için burada şarkıyı hareketlendirecek olaylar var. Mesela yaptığım bir numara ufak. Burada bayağı büyük bir drop koydum. Mesela Hakan'ın bittiği yerden bana geçtiği yere boşluğum var. Gördüğünüz gibi burayı kestim. Bakalım. Şimdi burada bir tane stutter'ım var. Sadece kesip koydum bakın. Ne efekt var ne bir şey. Şu. Bu. Burada delay trollarım var. Bunlar hep delay. Neden böyle koydum? Çünkü görmek benim için takip edilebilirlik anlamında daha kolay oluyor. Otomasyon çekmektense. Direkt o vokali, delay uygulamak istediğim vokali alıp %100 bir delay plugin'ini attım. Mix'i %100. Ve bu sadece girmesini istediğim yerlere delay olarak giriyor. Sesini açayım biraz bakalım. Çünkü çok fazla back vokalim var. Çok fazla oyun istiyorum. O yüzden ana vokalim bayağı kuru ve efektsiz olabildiğince minik bir burp haricinde. Geri kalan tüm efektler ve oyunlar, stereo oyunlar özellikle backlerden, ediplerden ve ana vokalimden kestiğim delaylerden geliyor. O yüzden benim için otomasyon önemli. Başka nerede otomasyon benim için önemli? Minik dokunuşlar. Mesela benim sesimin şuradan sonrasında tam olarak bu göstereceğim yerden sonrasında bir delay, bir gitar amfisi var. Tom Forge'un bir tane böyle bir plugin'i var. Böyle bitmesini istedim. Hiçbir sebebi yok. Tamamen denk geliyordu, oynuyordum ne yapsam oraya diye. Biraz farklı olsun istiyordum. Dümdüz bitsin istemiyordum. O yüzden minik bir dokunuş yapmak istedim. Arada fark olsun diye. Alttaki bir sürü adlibin sağa sola panlanmış ve delaylenmiş hali var. Mesela burada pen otomasyonları var. Sağa ve sola bakın. Hatta üsttekinde bir tanesinde direkt olarak yine bir gitar amfisi plugin'i var. Vokalde şöyle bakın. Altta çok minik. Tam duyulmuyor ama kapattığınızda o agresyonu yok ediyor. Açtığınızda agresyon geri geliyor. Bakın. Güzel kötü değil ama bir de böyle bakın. Minik. Sonra şarkı ikimiz yani iki sanatçı, üç sanatçı veya artık çalıştığınız insanın fikirleri olsun burada senaryo olarak. Matchleşti ve aşağı yukarı okeysiniz. Burada şöyle bir döngüm var. Hiçbir şeye dokunmadan birkaç tur şarkıyı dinleyip not alıp tamam düzeltelim gibi sürecim var. Buradan sonra bir gün ara veririm mix üzerine. Mix üzerinde ekleyeceğimiz bir şey var mı yok mu? Tekrardan o dinlemeyi yaparız. Not aldığımız, hiçbir şeye dokunmadığımız ve emin olarak sadece bir karar verip o kararı uyguladığımız rastgele pluginlere döndürdüğüm noktayı geçmiş oluyorum bu saatten sonra. Ve o dinle, not al, uygula matematiğinden geçip o bir gün arayı da verdikten sonra mix bizim için okeyse ben şunu yapıyorum genelde kendi şarkılarımda da başkalarında da çünkü revize alması ve bir şeyleri değiştirmesi daha kolay oluyor. Drum, vokal bas ve müzik bas. Bu üçünü çıkartıyorum. Başka bir dosyaya devam ediyorum. Çünkü artık sound'un genel total anlamında bütünlüğünü açacağız. Sesi açacağız. Daha bütün anlamda bütün frekanslara odaklanacağım. Şarkının tamamına. Vokalin bazı yerlerine geçişine değil şarkının bütününe ve volümüne odaklanacağım. Bakın. Sonra bu süreçte de daha önce mixte de bahsettiğim gibi dinleyip not alıp uyguladığımız sürecin aynısını bütün şarkıyı dinleyip şarkıda mastering anlamında volüm açıldığında özellikle bir tane limiter atıp önden biraz böyle volümü pushlayıp volüm açıldığında şarkıya neler oluyor? Neresi bozuluyor, neresi patlıyor? Benim kurduğum mix dinamiği nerede zarar görüyor veya nerede daha iyi olabilir? Notlarını alıp tamamen bunun üzerine. Hani şarkının neresinde patlıyor, volüm açıldığında şarkının neresinde sorun yaşıyorum veya yaşamıyorum? Şarkının neresinde ne eksik veya değil? Ama tamamen frekans ve tonal anlamda. Mikro ve makro dinamik anlamında ve
frekans dengesi anlamında. Ve tabii ki şahsi keyiflerim de burada rol alıyor. Hangi plugin'i kullandığım, ne yaptığım tabii ki değişebilmekle birlikte süreç bu şekilde işliyor. Mastering'de de genelde demin dediğim gibi volümü açıp volümün var ettiği sorunları veya daha bariz hale getirdiği sorunları çözüyorum ve şarkı bitmiş oluyor. Burada benim için önemli olan şu, bu süreçler arasında objektifliğimi koruyabilmek adına, şarkı da benim şarkım olduğu için inanılmaz zor. Biliyorum aranızda benim gibiler var. Çok iyi anlıyordur beni o konuda. Kendinizi mixlemek psikolojik olarak biraz zor bir savaş. Ama yani araya bir gün koyup güvendiğiniz insanların fikirlerini de alıp süreç için bir checklist matematiğiniz olduğu zaman bir şekilde sona gidiyorsunuz. Tabii ki her şarkıdan, her mixten sonra keşke bunu böyle yapsaydım, şunu şöyle yapsaydım diyebilirsiniz. Ama bu asla bitmeyecek. Yani bunu yaptığım olduğu ve mükemmel olduğu, artık hiç düşünmeyeceğim hakkında diyeceğiniz çok az mix vardır. İlla ararsanız birkaç kusur bulursunuz. O kusurlarla şarkı kusursuz ve güzel hale geliyor bence zaten. O insani duyguyu ve matematiği bence bu kusurlar katıyor. Bu benim şahsi fikrim. Ama özetleyecek olursak checklistimiz neydi? Ne yaptık? Kanalları ve bassları isimlendirip gruplandırdık. Low end'i adam akıllı mixledik. Drumları adam akıllı mixledik. Birbirine denge anlamında bir groove yakaladık. Yani bana kafa sallattı. Low end hoparlöründen çaldığı zaman, basslar hoparlöründen çaldığı zaman zıngır 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 yapmadı. Adam akıllı ses vermeye başladı. Ve drumlar da üstünde kafa sallatıyor. Süper. Melodimizin güzel bir atmosferi var. Enstrümanların güzel bir atmosferi var. Drumlarla birlikte bir enerji veriyor, hareket veriyor. Süper. Devam ettik. Vokal bu enerjinin, atmosferin içine güzelce yerleşti. Süper. Sonra dinleme, not alma, sorun çözme. Sorun varsa hamle yapma. Hamle yaptığınızdan emin olup hamle yapma gibi bir süreç geçirip sonra ben bunun, bu projeyi kapatıp drum, müzik bas ve vokal bas olarak çıktısını alıp sonra benim için bir mastering süreci bekliyor. Bu dediğim üçlü çıktıyı almak çok önemli değil ama ben başka insanlar için çalıştığımda bir dönüp hamle yapmam zor olabiliyor. O yüzden bu şekilde yaptığınızda hem bilgisayarınız eğer işlemcisi zorlanıyorsa sorunlar daha rahat hallolabilir, hem de revize almanız veya kendiniz bir şeylere dokunmanız, değiştirmeniz daha kolay olabiliyor. Ve totalde böyle kafanızı koyup notlarınızı alıp adam akıllı bu süreci yürütürseniz 3-4 günde ara vererek sakince kendinizden emin bir şekilde mix'i bitiriyor oluyorsunuz. Mix'i ve mastering'inizi bitiriyor oluyorsunuz ve bu süreci ne kadar çok tekrar ederseniz ya da kendinize ekleyip çıkaracağınız maddeler elbette ki olacaktır. Bu süreci ne kadar çok tekrar ederseniz sonuca daha hızlı ve daha kendinizden emin gideceksiniz. Arada yaptığınız, eklediğiniz yeni pluginler, yeni numaralar, yeni metotlar, top down mix gibi falan anlatmıştım daha önce. Onlar da eğlenceli oluyor ama dediğim gibi metodunuz olmak zorunda. Benim metodum olmak zorunda değil, bu benim metodum. Siz başka insanların metodunu da kullanabilirsiniz. Hani sonuca giden bir metot varsa, checklist yapabiliyorsanız önemli. Mix bitti mi diye kendinize sorduğunuzda bakıyorsunuz ve bitmiş. İşte kaydı kontrol etmişim. Low end'im düzgünmüş. Drumların groove'u yerindeymiş. İşte vokalin efektleri vesaire yerindeymiş. Tonel denge yerindeymiş. Makro ve mikro dinamikler akıyor süper falan gibi dediğinizde tamam. Meh dediğiniz yerleri ara verip bir gün, iki gün, bir iki saat önemli değil. Ara verip tekrardan bir dönüp dinlerseniz zaten büyük ihtimalle siz de farkı fark edeceksiniz. Yani 5 saat aralıksız mix yapmak gibi durum yok. Ara verip tekrardan döndüğünüzde büyük ihtimalle daha objektif bir şekilde sorun diye düşündüğünüz şeyi, belki sorun olmadığını, sorun olmadığını düşündüğünüz şeyin belki de sorun olduğunu göreceksiniz. Dijitlerim bu kadar. Hoşça kalın. Ayrıca beni takip edip hala Spotify'da beni takip etmeyen veya Spotify'daki varlığımı bilmeyen insanlar varsa GXG olarak aynı şekilde Spotify'da da varım. Orada da sizden ayrı ayrı desteğinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tüm süreci biliyorsunuz. Kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı çok sormayın dostlar. Bir like, bir yorum bırakırsanız sevinirim. Ve tabii ki daha da önemlisi bana destek olmanın ve benim bu süreci sizinle birlikte devam ettirebilmemin en tatlı yolu mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Ve her cumartesi akşamları saat 8.30'da burada demo dinleme ve sohbet muhabbet yayınımız oluyor. Siz de hepinizi oraya beklerim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.